sana. Çok fena turşu aşırırım be. Kesin kız olacak bu bebek ha. Doğru dersin be kızım. Ekşi aşerdiğine göre kesin kızdır. Ne demişler? Ya tatlıyı doğur Hakkı'yı, ya ekşiyi doğur Ayşe'yi. Cennet mahallesindeki başlık parası kavgasının tarafları bulunuyor. Solda kaynanalar tarafı. Sağdaysa başlık parasına itiraz eden gençler tarafı var. Aa, bunlar bizimkiler değil mi? Ay ta kendileri kız ana. Sesini aç sesini. Efendim nasıl başladı bu başlık parası kavgası? Seyircilerimize anlatabilir misiniz? Şimdi. Anfendiciğim. Öncelikle anam. Böyle güzel bir program hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Kanalda anam maşallah cam gibi gösteriyor. Ayrıyeten yayında, yapımda emeği geçen anam herkese teşekkür ediyorum. Bırak yağ çekmeyi pembe, bırak. Böyle puan toplayacağını sanıyorsan avcunu yalarsın. Her şeyin suçlusu bu kadındır hanımefendi. Başlık parasını mahalleye pembe yaydı. Çok iyi yaptım. Oh, içimi yaları eridi anam. Artık kız, bu işine yırtınmayın. Çatlasanız da patlasanız da beleş kız devri bitti. Artık parayla. Bastır parayı al kız. Serbest piyasa kardeşim. Parayı veren düdüğü çalar o kadar. İşte budur. Sevgili seyirciler, kaynanalar aklı diyorsanız, cep telefonlarınıza var ya ana hani şöyle, ona kaynana yazıyorsunuz, yolluyorsunuz. Ana bizden desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Nereden çıkarıyorsunuz hanımefendi bunları? Bizim programımızda SMS oylaması yok ki. Yok mu anam? Ana bu nasıl program? Daha SMS oylaması yoktur. Anam hepten kıytırık programa geldik. Hanımefendi, biz aşk evliliğinden yanayız. Bu başlık bak, parası illeti çıktığından bak, beri mahallede bir ağlan kulu evlenemedi ya. Şahin'im doğru söyler hanımefendi. Hayır, mahallenin gençleri olarak haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim şarkısını söylemekten anamız ağladı ya. Bak. Artık'ın biz de diğerleri gibi evlendik, mutluyuz şarkısını söylemek isteriz. Aç köpeklerin duası kabul olaydı oğlum. Gökten yardı kemikler gerçekten de. İyi dedin abla, iyi dedin. Başlık parası saçma sapan bir şey ya. Hangi çağda yaşıyoruz? Ne medeni kurallara uyuyor ne dini kurallara. Kitapta bile yeri yok efendim. Rica ederim. Anam nasıl yeri yoktur? Rica edeceğim. Zekeriya Beyaz Hoca bağlansın söylesin. Söylesin. Başlık anam bizim en güzel şeyimiz yani. Bizdi. Kusura bakmayın hanımefendi ama ben de aşk evliliğinden yanayım. Mesela ben de eşimle aşk yaşayarak evlendim. Bravo. 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 Pardon abla, bir şey soracağım anam sana. Anam senin koca ne iş yapıyor? Ya ayıptır be kardeşim. Fabrikatör şey kendisi. Ya. Bak, kız köfte. Bulmuşsun zengin kocayı, evlenecek tabii. Zaten siz meşhurlar, nerede fabrikatör, zengin baro varsa anam bulup onlarla evlenirsiniz. Birinizi de görmedik anam, SSK'dan bir işçiye aşık olduğunuz aşıkmış. Ne? Anam, dolara endeksli sizin aşkınız be. Bizim kızların sizden ne eksiği var? Neyse, karışma bir biz oğlum. Biz de zengin koca isteriz. İsterler yani abla. Kes çeneni. Neyse, olayı kişiselleştirmeyelim şimdi. Neyse. Kameraman gir oğlum yakına. Ekrana konuşmak istiyorum. Gir yakına. Abi şuraya bak, inanamıyorum ya. Şimdi girdin mi? Girdin. Girdin. Anam. Burada bütün kız analarına sesleniyorum. Analar, bacılar, kızlarınızı beleşe vermeyin anam. Piyasayı düşürmeyin. Başlık parasını ödemeyen biri yarın gün olur nasıl bakar kızınıza? Kızlarınızı ateşe atmayın. Teyzeler, siz dinlemeyin anamı ya. Kızlarınıza başlık istemeyin ya. Kadınlar mal değildir ya. Satılamaz ya. Kaynana zulmüne son. Başlık parasına son. Son. Başlık parasına son. Son. Başlık kızlar parası istemiyorum. Kızlar değildir anam. Size inat başlık parasını zam yapıyorum. %10 yaptım. Ha işte yaptım. Ne zam mı be? Ne zam mı? Bitti. Ayıptır be. Ayıptır. Ne ayıptır be? Kadından mal değildir. Satılamaz. Bu kadar. Söylemeyin. 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 Söylemeyin.
bu parayı... Siz sen gizli ne yaparsın? Siz bu parayı kazanırsınız. Siz bu parayı kazanırsınız. Siz kazanırsınız. Siz kazanırsınız. Ben gelin koş kardeşim. Ben de. Peki var mı? Sus ama. Haydi orada. Hazine mi? Pembe. Mahalledeki bütün kadınları kandırdığın yetmiyormuş gibi şimdi de televizyonlara çıkıp dışarıdaki kadınları mı kandırıyorsun? Kamuoyu gençlerden yana tavır koyunca Pembe abla da destek arıyor komiserim. Saniye evladım, hatırlat bana. Pembe bir daha bu karakola gelir gelmez hemen rezalete atıp üstüne kilitleyelim. Sonra da anahtarı götürüp denize atalım. Yoksa bu kadınlar ömür boyu bize rahat yok. Başüstüne komiserim. Abi, hani biz yürüyüş yapınca Pembe ablalar başlık parasından vazgeçeceklerdi, he? Ya bırak vazgeçmeyi, üstüne bir de başlığa zam yaptılar ya. Ya var ya, biz bu işten zararlı çıktık ha. O kadar yürüyüş yaptık, slogan attık, siyah çelenk bıraktık, televizyona çıktık. Gene de adamlar başlık parasından vazgeçmedi ya. Kardeşim, normal bir insan olsaydı şimdiye kadar çoktan pes etmişti. Ama normal bir insandan bahsetmiyoruz ki, Pembe'den bahsediyoruz. Hop hop, anam hakkında doğru konuş, büyüm demem, çakar bir tane ha. Sakin ol Şahin'im ya, o da bizden taraf, Allah Allah. Hakikaten bebekler, bu çocukları gaza getirdin, yürüyelim yürüyelim dedin, her şey fos mu çıktı yani? Fos çıkmadı tabii ki kardeşim, mücadeleye devam edeceğiz. Peki, sorma sahip, nasıl devam edeceğiz canım? Başlık parasına hayır demek için bütün gençler el ele verecek ve burada toplu nikah kıyacaklar. Ne, toplu nikah mı? Evet, toplu nikah. Ne demişler, birlikten kuvvet doğar. El ele verirseniz nikahınızı kimse bozamaz. Beter aklı bence Ferhat. Hem böylece büyüklerinize büyük bir ders vermiş olursunuz. Başlık parası kalkar, hiç olmazsa sizden sonra gelen gençler rahat eder. Değil Çok mi? Doğru, kıyalım. Toplu nikah kıyalım. Kaynalar alsın cevabını, bu işe bir dur diyelim ya. Tabii ya. Sen ne dersin be Şahin'im? Yani Ferhat, ben esasında anımın rızası olmadan evliliğe yanaşmam biliyorsun. Ama bu başlık parasının devam etmemesi için evet. Kıyalım toplu nikah. Alkış. 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 Tamam. Susun. Kaynanaların bu toplu nikah bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Eyvallah birader. Eyvallah. Başlık parası değil, aşk kazanacak. Aşk.